Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda piyasaları çok hızlı olarak bir analiz edeceğiz ve bildiğiniz gibi bir tweet atmıştık arkadaşlar 16 Haziran'da ve 11 ayla ilgili detayları paylaşmıştım sizlerle. Birinci faz, ikinci faz ve üçüncü faz olarak satışların yapılacağını söylemiştik. Birinci faz satışları tamamlandı. 11 ay nedir? Bunlar da detaylı olarak videomuzda değineceğiz. Çünkü çok soran arkadaşımız oldu. Hocam bu projenin detayları nelerdir şeklinde piyasaları öncesinde değerlendireceğiz. Piyasalar bildiğiniz gibi arkadaşlar bu aralar inişli çıkışlı şekilde ilerlemeye devam ediyor. Hemen videomuza başlayalım arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler dilerim. Bitcoin'de baktığımız zaman 34.854 dolardaki ara direncin olduğunu söylemiştik. Ve buna birçok defa değinmiştik. Asıl direncimizin 39.371 olduğunu söylemiştik. Bitcoin bu direnci kırmıştı arkadaşlar fakat üzerinde yine tutunamadı. Sizlere ne demiştim? 34.854 dolardaki ara direnci kırıp daha sonrasında 39.371'e yol alması gerekiyor. Fakat Bitcoin bunu beceremiyor. 34.854 doları direnç olarak kullanıyor şu anda ve 30.761 doları destek olarak kullandığını görüyoruz. Bollinger bantlarıyla da hemen baktığımız zaman Bollinger'in tekrardan orta bandından aşağı doğru sarktığımızı görüyoruz bir günlük grafikte ve dead cross oluşumunun da hala devam ettiğini görüyoruz arkadaşlar. 50 günlük gördüğünüz gibi 200 günlüğü hala aşağı yönlü devam ediyor kesmeye. Yani baktığımız zaman arkadaşlar şu anda Bitcoin için akümüle olduğunu görüyoruz. 34.854 ve 30.761 dolar arasındayız. Bu aralıktan düşmesin. Yeter ki bu aralıkta akümüle olsun. Daha sonrasında arkadaşlar sert sıçrayış tekrardan Bitcoin yapabilir. Fakat aşağılara çok inmemesi gerekiyor. Çok aşağılara inerse bildiğiniz gibi Bitcoin kendisiyle beraber altcoin'leri de sürüklüyor her seferinde. Bundan dolayı Bitcoin'in akümüle olması bizler için daha güzel bir seyir olacak arkadaşlar. Hemen Ethereum'a geçiyorum. Ethereum'da baktığımızda da 2200 dolardaki direnci kırmıştı fakat yine tutunamadı Ethereum. Aşağı yönlü düşüş gerçekleşti ve 2200 dolardaki direnç olduğu yerde devam ediyor. 1907 dolarda da arkadaşlar destek noktamız bulunuyor. Şu anda güncel fiyatımız da 2125 dolar seviyelerinde dirence daha yakın olduğunu görüyoruz Ethereum'un. Hemen dead cross oluşumuna Ethereum'dan da bakalım. Ethereum'da da arkadaşlar bir günlükte bildiğiniz gibi dead cross oluşumu gerçekleşebilir şeklinde de söylemiştik. Çünkü gördüğünüz gibi 50 günlük o zaman yönü paralel şekilde ilerliyordu 200 günlüğe. Fakat baktığımız zaman bugün artık aşağı yönlü çevirdiğini görüyoruz. Ve arkadaşlar 50 günlük 200 günlüğü aşağı yönlü kesmeye doğru gidiyor. Eğer bu gerçekleşirse Ethereum'da fiyat düşüşleri görebiliriz. Bundan dolayı stopu her zaman koyun arkadaşlar. Bunu unutmayın. Şimdi bazı arkadaşlarımız şunu diyorlar. Hocam piyasa yükselişte olduğunda video geliyor. Piyasa düşüşte olduğunda video gelmiyor. Bugün gördüğünüz gibi arkadaşlar piyasa düşüşte video geliyor. Daha sonrasında geçenki çektiğimiz videodan bir önceki videolarda da hep piyasa düşüşlüydü. Hatta sırf bu lafı etmesin kimse diye piyasa düşüşteyken daha çok video çekiyorum. Piyasa yükselişteyken asıl biraz es geçiyorum, dinleniyorum o aralar. Diyorum ki insanlar şu anda panik değildir zaten. Piyasanın düşüşlü olduğunda yeni videomuzu çekelim diyorum. Yani bu şekilde bir yanlış algı oluşturulmaya çalışıyor herkesin üzerinde. İşte piyasa artışta olduğunda ben video çekiyormuşum. Piyasa düşüşte olduğunda video çekmiyormuşum. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Zaten videolarımızı izleyin. Bakın kaç tanesinde piyasa düşüşteyken video gelmiş, kaç tanesinde yükselişteyken video gelmiş. Bunları kendiniz de analiz edersiniz. Bütün videolar zaten kanalımızda tarihleriyle beraber, Bitcoin analizleriyle beraber hepsi duruyor. Hemen Bitcoin dominansımıza geçiyoruz arkadaşlar. Dominansta baktığımızda da 46.05'te arkadaşlar bir destek noktası olduğunu söylemiştik. Ve şükür bu desteği kırdık. Umarım burayı direnç yapar ve aşamaz artık. Aşağı yönlü gitsin ki altcoinler ayakta durabilsinler hiç yoktan Bitcoin'e karşı. 40.25'e kadar sarkarsa bizler için daha da iyi olur. Fakat 46.05'i aşmaması gerekiyor. Gördüğünüz gibi bugün buraya tekrardan iğne attı fakat tutunamadı üzerinde ve tekrar aşağı yönlü hareket etmeye başladı dominansta. Hemen altcoin market cap'e geçelim. Altcoin market cap'te de baktığımızda da 741 milyar dolar seviyesinde olduğumuzu görüyoruz. Ve 1 trilyon dolar seviyesinde arkadaşlar psikolojik bir direnç olduğunu söylemiştim. Bu direnci altcoin'lerin aşması gerekiyor. Gerçek anlamdaki yükselişleri yapabilmeleri için. Daha öncesinde burayı aşmıştık fakat tutunamamıştık bildiğiniz gibi. 27 Nisan'dan 19 Mayıs'a kadar yani bir ay bile sürmeden geri kendisini aşağıya kırdı altcoin market cap. Hemen korku endeksimize bir bakalım. Bu aralar piyasa biraz böyle yeşilli gitmeye başladığı için korku endeksinde bugün 28 puanda olduğumuzu görüyoruz. Dün tekrardan 28 puandaydık. Geçen hafta 22 puandaydık. Şu ekstra korku seviyesinden nihayet çıkıp normal korku seviyesine geçtik. Fakat bugün düşüşler biraz daha sertleşirse bildiğiniz gibi her hafta sonu bir düşüş geldiğinden dolayı insanlar panik yapıyorlar. Bugün de Perşembe, yarın Cuma. Yarın insanlar temkinli olmak adına tekrardan stoplarını koyacaklardır. Hafta sonu düşüş olursa alttan toplayalım diye bazı satış yapan kişiler de oluyor. Fakat bu her zaman böyle
olmuyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi papaz her zaman pilav yemiyor. İster istemez her hafta sonu düşüş var gibi görünse de bazı hafta sonlarında yükseliş geliyor aksine. Bundan dolayı da sırf hafta sonu düşecek diye pozisyon kapatıp tekrardan düşünce alttan toplarım diye hafta sonunu beklemek biraz bana saçma geliyor işin açığını söylemek gerekirse. Arkadaşlar bu arada şunu da sizlere söylemem gerekiyor. MP coinlerle ilgili bildiğiniz gibi ekibe demiştim ki 1 Temmuz'a kadar eğer listeleme gelmezse elimdeki MP coinleri satacağımı söylemiştim. Fakat bunun üzerine o kadar çok tweet geldi ki, o kadar çok mail geldi ki, hocam biz sizden bu yola çıktık. Siz şimdi bizi yarı yolda bırakıyorsunuz. Elinizdekileri satarsanız bizi yarı yolda bırakmış olacaksınız. Biz size güvenip stake yapmıştık şeklinde söyleyen çok çok kişi oldu arkadaşlar. Bazı kişiler az kişi sayısında söyleyeyim sizlere. Ekibe yaptığım blöf gerçekleşecek mi? Satabilecek misin bakalım elindekileri diye de söyleyen bir kesim vardı. Fakat arkadaşlar 10 kişi satma dediyse 2 kişi arkadaşlar sat elindekileri dedi. Baktığım zaman ağırlıkta olan kesim yalnız bırakma bizi satma dediği için arkadaşlar bunu rafa kaldırdım. Ve ekip arkadaşlar 2 gün önce bana dediler ki şu şu gelişmelerimiz var, NFT marketi aktif ediyoruz, şöyle yapıyoruz böyle yapıyoruz, birçok konu içeren bana bir Telegram'dan yazım gerçekleştirdiler. Telegram'da bunları okudum ve kendileri dediler ki tekrardan bir reklam çalışması yapmak istiyoruz sizlerle dediler. Bu yenilikleri duyurmamız gerekiyor dediler. Ben dedim ki öncelikli olarak listeleme. Artık bundan sonrasında listelemeyi yapmazsanız sizinle çalışmamız mümkün değil şeklinde söyledim. Ve ekibi arkadaşlar coin satacağım diye tehdit etmek yerine bu şekilde bir politika izlemeye karar verdim. Reklamlarını almayacağımı söyledim. Gerekirse reklam alacak kişilere de Twitter aracılığından ya da mailları varsa bende maillarıyla iletişime geçerek listeleme gerçekleşene kadar reklamlarını alma şeklinde bir protesto uygulamayı düşünüyorum arkadaşlar MP'ye. Kendileri de bunun farkındalar. Yani reklam bile verecek insan bulamayacaklar yakın zamanda. Buna emin olabilirsiniz. Ve listelemeyi mecburen yapmaları gerekiyor. Listelemeyle ilgili borsanın listelemeyi en kısa zamanda yapacağını söylediler. Fakat bir tarih vermediler arkadaşlar. Tarihte zaten verseler de tutmuyor genelde. Tarihte ben de sormadım ne zaman yapacaksın şeklinde. Çünkü ay sonu kesin listeleyeceğiz demişlerdi geçen ay. Yine yok. Bundan dolayı da arkadaşlar yeni listelemesi gelene kadar MP firmasıyla sadece diyalog halinde olacağım ve bunları sizlerle paylaşacağım. Fakat reklamdı, daha sonrasında yeni yaptığı yenilikleri videolarda bahsetmeydi, bunlardan bahsetmeyeceğim. Bu da arkadaşlar birçok kişi de merak ediyordu bugün 1 Temmuz olduğundan dolayı satacak mısın satmayacak mısın diye. Satmayacağım arkadaşlar, sizleri yalnız bırakmayacağım, anca beraber kanca beraber. Bildiğiniz gibi geçen hafta Twitter kanalımızda 10 lira yerli ve milli kripto para projesinde birinci faz satışlarının 1/4'ünün tamamlandığını belirten bir tweet atmıştım sizlere ve alan arkadaşlarımız da olmuş. Her zaman şunu sizlere özellikle söylüyorum, kendinizi üzmeyecek miktarlarla. Bazı kişiler açgözlük yapmaya çabalıyorlar. Açgözlük yapmayın arkadaşlar. Yeni projelerde kendinizi üzmeyecek miktarlarla. Bunu 50 kere söyledim, 100 kere söyledim, hala da söylemeye devam edeceğim. Kendinizi üzmeyecek miktarlar, çok çok yüksek miktarlarla kendinizi üzecek seviyelerde girişler her zaman yeni projelerde risklidir. Arkadaşlar şu anda 10 lira projesinde ikinci faz satışları başladı. Birinci faz arkadaşlar bildiğiniz gibi 0.10 Türk lirasından gerçekleşmişti. İkinci fazda şu anda 0.15 Türk lirasından gerçekleşiyor. Ve ilk fazda arkadaşlar 50 milyon adet 10 lira coin sattılar. Coin'in toplam maksimum arzı kaç diye soracak olursanız da 500 milyon adet. Az sonra detaylı olarak buna da değineceğiz. Arkadaşlar web sitelerinden incelediğimiz zaman videomuzun yine açıklama kısmında web site linkleri de bulunacak. Geleceğe 10'la 10 lira şeklinde bir sloganları var. Çözümleri, ekibi, iletişim kısmı, hakkımızda kısmı, Telegram'dan canlı destek kısmı hepsi kendi web sitelerinde bulunuyor. Burada kontrakt adresleri de var. Zaten kontrakt adreslerinden baktığımızda da 500 milyon adet 10 lira coin olduğunu ve holders kısmından da arkadaşlar kimin cüzdanında ne kadar adet bulunduğunu görüyorsunuz. Ve baktığımız zaman hemen burada tüm detaylar görünüyor arkadaşlar. Ethereum tabanlı teknoloji, Omchain ile kendi blok zincir uygulamaları 10 lira sınırlı adette üretilmiştir ve madenciliği yoktur. Yani 500 milyon adetin üzerinde olmayacak arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim sizlere. Yerli ve milli bir proje arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çözümlerinde 10 lira, Omchain, Ombazar, Om Application, Omlink, Om Academy gibi kısımlar var ve çözüm ortaklarının arasında Ethereum, Trust Wallet, Etherscan, NetGSM gibi, Hyperledger gibi firmalar olduğunu görüyoruz. İş ortaklarında da Tümmiyat ve Seolog olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Buradan kurucularının LinkedIn'lerini inceleyebilirsiniz. CTO'larının LinkedIn'lerini yine inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Ekibin hepsinin LinkedIn adresleri var. Hepsini inceleyebilirsiniz. Buradan baktığımızda staking ve referans ödüllerinde %40 olarak pay ayrıldığını görüyoruz. Coin'in %30'u faz satışlarıyla satılacak. %20'sinde ekip payı.
Bu 3 yıl boyunca kilitli olacak ve %6'sı arkadaşlar piyasada bulunan 10 lira, %4 de şirketin rezervi. İkinci faz satışı 0.15 Türk lirasından, üçüncü faz satışı da 0.20 Türk lirasından satış olacak. 10 liranın arkadaşlar Twitter sayfası da yine videomuzun açıklama kısmında olacak. Buradan son gelişmeleri takip edebilirsiniz. 10 liranın Medium sayfasında burada her şeyin şeffaf olduğunu görebilirsiniz. Birinci faz satış raporunda tüm detayları inceleyebilirsiniz. Toplamda satılan 10 lira 50 milyon adet. Toplam rakam 5 milyon Türk lirası toplandı. Ortalama sipariş 2273 Türk lirasına denk geldi. En yaygın sipariş 500 Türk lirası. En yüksek sipariş 200 bin Türk lirası oldu. 9157 kişi İKO üyeliği yapan kullanıcı olduğunu görüyoruz. Sipariş veren toplam kullanıcı 1840, toplam sipariş 2199 lan dağıtımı birinci fazın gerçekleşmiş oldu. 10 liranın arkadaşlar İKO'ya katılım linki de yine videomuzun açıklama kısmında olacak. İkinci fazın satışı şu anda başladı ve tamamlanmasına kalan sürede 13 gün olduğunu görüyoruz. Şu anda 50 milyon adet de ikinci fazda satılacak ve bunun 1 milyon 548 bin adeti satış oldu. 10 liranın 2 tane uygulaması var şu anda. yazduvara.10lira.com adresinde yazduvara, yani Twitter benzeri tweet gibi yaz duvara kısmından arkadaşlar buradan istediğiniz şeyi yazabiliyorsunuz ve bunlar NFT olarak saklanıyor sistemde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradaki yazılan bütün mesajların NFT olduğunu söyleyebilirim sizlere. Jupiter Testnet'te on-chain ağı arkadaşlar. Şu anda hem Ether Scan ağı üzerinde hem Jupiter Testnet üzerinde çalışmaya devam ediyor. Linki de yine videomuzun açıklama kısmında olacak ve fileshare.10lira.com. Bu da birçoğunuzun bildiği gibi dosya paylaşım kısmı arkadaşlar. Google Drive benzeri bir platform. Buradan dosya paylaşımı yapılıyor ve bunlar da NFT üzerinden çalışıyor. Buradan da yine özellikler kısmından detaylarını inceleyebilirsiniz. Yani ekip ne iş yapıyor diye soracak olursanız arkadaşlar, iki tane şu anda çalışan site var. 10 liranın üzerine entegre olarak çalışan fileshare.10lira.com ve yaz duvara 10lira.com şeklinde. İkinci faz satışlarına da katılmak isteyen arkadaşlarımız yine dediğim gibi videomuzun açıklama kısmından ikinci fazdan alım yapabilirler. Buradaki link arkadaşlar benim referanslı linkim değil. Burada sadece 1111 şeklinde bir referans numarası var. Yani buradan benim de bir referans gelirim gibi bir şey söz konusu değil. Yanlış anlaşılmasını da istemem bunun. Hemen videomuza devam ediyoruz. Son haberleri incelediğimiz zaman hemen arkadaşlar, Ripple'ın teknolojisi iki dünya devi tarafından kullanılacak. XRP bundan nasıl etkilenir şeklinde bir haber var. Bu da önemli bir haber. RippleNet tabanlı yeni havale platformu geliyor. CBI tarafından yapılan yeni açıklamada CBI, Remit'in ve Japonya'nın önde gelen bankalarından Hamatsu RippleNet kullanmaya başlayacağını vurguladı. Aslında Japonya'nın en büyük holdinglerinden birisi olan CBI ile Ripple'ın ortaklığı 2016'ya dayanmaktadır diyor. Yani Ripple arkadaşlar bir yandan mahkeme süreciyle boğuşurken bir yandan da tekrardan anlaşmalara devam ediyor. Ripple için arkadaşlar olumlu bir gelişme. Ve bir diğer haberimize baktığımızda Elon Musk arkadaşlar yine rahat durmadı ve yine Dogecoin ile ilgili bir tweet attı. Başka bir altcoin'i daha paylaştı. Bildiğiniz gibi %50 oranında yeşil enerji olursa Bitcoin madenciliği, Bitcoin'den tekrardan Tesla satabileceklerini söylemişti. Fakat Dogecoin'i şillemeye, yani yükseltmeye devam ediyor tweetleriyle. Artık eski etkisini kaybetti. Dünkü atmış olduğu tweetten sonra Dogecoin'in fiyatı %2'lik bir artış kaydedebildi sadece. Bildiğiniz gibi öncekilerde %100, %60, %70. Yani insanlar artık Elon Musk'a da güvenini kaybediyorlar. Bundan dolayı da artık insanların piyasaları etkilemesinin daha az olacağını görebiliriz. Baby Dogecoin parantezi var. Milyarder isim Dogecoin tweetinin kısa bir süre sonrasında Baby Dogecoin ile ilgili tweet attı. Baby Dogecoin'in Doge topluluğunu desteklediği ve piyasaya sürdüğü bir ürün olarak biliniyor. Bir süredir Dogecoin'i yalnız bırakan Elon Musk sahnelere geri dönmüş şeklinde görünüyor. Buna da dikkat etmenizi istiyorum sizlerden. Dogecoin'i tekrardan şilleyecek diye, yükseltecek diye alımlar yapmayın. Bildiğiniz gibi en son alanlar çok ciddi zarar ettiler fiyat düşüşlerinden dolayı. Bundan dolayı da her zaman temkinli olun. Yani bir kişi coin dedi diye o coin'i tüm dünya genelinde alındığını bilin. Ve bazı kişilerin kar çıkışı yüksekten yapacağını da bilin ki belki sizin elinizde kalacak arkadaşlar. Tepeden alan siz olacaksınız. Buna özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Piyasada arkadaşlar genel durum şu anda stabil şekilde gidiyor. Bitcoin'de baktığımız zaman dediğim gibi akümüle oluyor şu anda. Ve asıl gelişmeler için 30.761 doların altına mı kıracağız? 39.371'in üzerine mi kıracağız? Bu noktalar çok çok önemli.
Ve bugün arkadaşlar şu gelişmeler de vardı piyasada, bunu da sizlerle paylaşayım hemen Bitcoin ile ilgili. Ünlü analizci Willy Wu ve Sentiment şirketi, arkadaşlar bildiğiniz gibi analiz şirketi, Bitcoin ile ilgili hala ay sezonunda olmadığımızı, boğa sezonu izleniminin devam ettiğini söylediler. Yani ben de daha öncesinde sizlere söylemiştim. Birçok kişi de benden dalga geçti. Hocam daha ay sezonu nasıl gelecek? Bunun daha ayısı nasıl oluyor şeklinde soranlar da oldu. Onlara da hak veriyorum. Ama dediğimin hala arkasındayım. 30.761 dolar aşağı yönlü kırarsak ay sezonuna geldik demektir. 39.371 doların üzerinde seyrederse Bitcoin, o zaman boğa sezonu tüm hızıyla devam ediyor demektir. Bu lafımı da unutmayın arkadaşlar. Fakat uzun bir süredir ne 39.371'in üzerine çıkabildik ne 30.761'in altına kırabildik. Bundan dolayı arkadaşlar videolar biraz sönük geçiyor gibi görünüyor. Fakat piyasa sürekli gözümüzün önünde. Her zaman sizlerin yanındayım. Bunu biliyorsunuz birçoğunuz artık. Ve piyasa iyiyken de yanınızdayım, kötüyken de yanınızdayım. Her zaman beraber olacağız. Ve hep beraber arkadaşlar kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Nasıl ki kanalımızın ilk zamanlarında kazanmak için elimizden geleni yaptık ve ciddi miktarlarda para kazanan bir kitle oldu yanımızda. Sonradan girenler terste kalmış olabilirler. Ama her zaman sizlere şunu dedim ki sabreden kazanır. Sabredemiyorsan ama zarar etmeye bu piyasada mahkumsun. Bunun başka bir yolu yok. Sabreden kazanacağını söyleyebilirim sizlere. Ha, bugün piyasa düşüyor. Benim sesim yine enerjik. Niye enerjik? Elimde coinlerim de duruyor, altcoinlerim. Hepsi de duruyor. Hepsi de düştü. Ama eninde sonunda artacağını bildiğim için arkadaşlar rahatım, yani keyfim yerinde. Sizler de çok stres yapmayın. Emin olun arkadaşlar belli bir süre sonrasında bugün stres yaptığınız günleri hatırlayacaksınız ve diyeceksiniz ki ya nasıl olsa arttı, gerçekten de çok da ciddi kar ettim. Niye o zamanlar bu kadar stres yaşadım, kendimi yıprattım diye söyleyen de belli bir kesim olacak arkadaşlar. Bu yüzden sağlığınızı hiçbir zaman yıpratmayın. Para her zaman kazanılır ama sağlık her zaman gelmez. Bundan dolayı kendinize dikkat edin. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız, videolarımızı beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize sevgilerimle, saygılarımla, sağlıkla kalın, hoşça kalın.